motivasyon. Arkadaşlar, dojumuza hoş geldiniz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Sensei'm hoş geldin sen de. Hoş bulduk Sensei. Bugün bir bilmece sormak istiyorum Sensei'm sana. Bilebilecek miyim acaba? Ya biliyorsundur. Gitti mi gelmez, geldi mi durmaz, arasan bulunmaz. Nedir bu? İlham. Motivasyon ve ilham. Aa. Oh shit! Yaklaştım ama. Olsun. Gidiş yolundan puan alamıyor muyum ya? Alamıyorsun Sensei'm şey maalesef. Doğru cevabı bilmen -0.25 net. Hadi kadar. Ya. Tabii, yanlış yapman da bir bedeli olabilir yani. Tabii. Olur mutlaka. Sensei'm şimdi bu motivasyonla ilgili çok soru alıyoruz arkadaşlardan. Arkadaş ya benim her şey tamam. Hayatımda hiçbir sıkıntı da yok. Ne bileyim işte depresyonda değilim, şu değil, bu değil bilmem ne. Nerede bu sihirli değnek motivasyon? Ders çalışmaya başlayamıyorum. Şimdi ya da motivasyon vardı, yok oldu. Bu motivasyon nasıl geri gelecek? Ya Sensei'm ya da bir güzellik yap bize be. Motivasyonu ben ne yapayım? Lanet olsun şu motivasyona deyip bu işi nasıl çözecek bu arkadaşlar ya? Şimdi arkadaşlara forma geçelim. Gözlük yanımda değil, gözlük olsa iyi olurdu. Arkadaşlar motivasyonu biz ne yapıyoruz? Sallamıyoruz. Motivasyon dediğimiz şey Onur Sensei'nin de sorduğu gibi kafasına göre gelir. Canı istediği zaman gider. Hiçbir zaman güven olmaz. Motivasyona dayanarak da iş yapılmaz. Bugün bu videoyu izlersiniz. Yarın başka birinin konuşmasını izlersiniz. Bir gün su kazanmış birini görürsünüz. Motive olduğunuzu zannedersiniz. Gidip eve paldır küldür ders çalışacağım. Bir eve gideyim var ya alacağım kitapları, ağlatacağım kitapları diye gidersiniz. 15 dakika sonra kendinizi bilgisayarın başında bulursunuz. Bunlar motivasyon değildir. Nedir Sensei? Gazdır. Gaz. Aynen. Bunlar gazdır. Gaza gelmek motive olmak değildir. Motivasyona hiçbir zaman güvenilmez. Gaza da hiçbir zaman güvenilmez tabii. O yüzden biz ne öneriyoruz? Alışkanlık öneriyoruz Sensei. Nasıl kazanacak peki Sensei'm alışkanlığı insanlar? Şimdi insanların en büyük derdi bu zaten. Hani oturuyorum, çalışmak istemiyorum. Sürekli o oluyor, bu oluyor, şu oluyor, şuradaki dikkatimi dağıtıyor. Kapı gıcırtısı duyuyorum, şunu görsem kalkıyorum derler. Desinler, onun çok bir önemi yok. Ama oturup oturmaya alışmadıkça alışkanlığı kazanamazlar. Yani bir insan gelip de şöyle bir şey düşünmüyordur herhalde kimse. Bir gün işte hastaneye ya da okula ya da staja neyse gitmediğim bir gün sabah kalkacağım 7'den akşam 7'ye kadar 10 saat ders çalışacağım. Böyle bir şeyin alışkanlık olmadan olmayacağını biliyor olduklarını düşünüyoruz. Çünkü yeni ders çalışmaya başlayan bir insan zaten birkaç saat sonra pert olur. Hani bunu da boka sardı video ya. Yok ne be iyi. Aslında birçok komponent var şimdi Sensei. Mesela belki en başta bir oturmaya alışmak lazım kütüphanede, şurada burada. Ya hiçbir şey yapmıyorsan bile bir yani o bile başlı başına bir iş kendince. Sensei çocuklar zaten tuvalet eğitimi verirken oturmaya alıştırırlar önce. Yani tuvalet yapsa da yapmasa git otur derler orada. Tabii. Tuvalet eğitimi gibi bir şey bu da yani. Gidip oturup alışmanız lazım oraya. Oturdum, hazırım. Hepsinden bir ders ya belki roman okusun, bir şey okusun. Önce yani otursun. En azından oturmaya alışsın ama. O ayakta çalışıyorum diyen varsa da saygı duyarız ona yani. Otobüste çalışıyorum. Aynen. Çalışma ya. Her ortamda ders çalışıyorum diye var ya böyle. Sensei'm. Aynı sorunun cevabı aslında motivasyon vardı yok oldu sorusunun cevabı için de geçerli. Yok olduysa da tekrar bir sihirli değnek beklemeyecek. Alışkanlık haline dönüştürmesi lazım bunları. Zaten o şey yapıyor biliyor musun? Bağımlılık haline geliyor bir yerden sonra. Stockholm sendromu gibi değil ya. TUS'tan çıktıktan sonra böyle... Gazını alamayıp çalışmaya devam ederim. Bir 10 gün daha ders çalıştım ben mesela. Baktım olmuyor falan çalıştım. Abi bir büyük bir boşlukta hissediyorsun kendini ya. Böyle lan alıştırdık iyi güzeldi falan. Aslında o kadar korkunç bir şey değil ya. Ya sonuçta bilgi... Ama şimdi sorun şu arkadaşlar. Gazete okurken kısaltma buluyorsanız bir şeyleri yuvarlak için alıyorsanız ne bileyim hani böyle maç sonucu izlerken TSE'yi tuberosikleroz zannediyorsanız falan. Şey, ne vardı? Neyse hatırlamıyorum ya. Çok yıllar geçti. Çok uzun zaman oldu. Şimdi arkadaşlar motivasyon konusu böyle. Bu videomuzu burada kapatalım. Bir sonraki videomuzda burnout konusunda seninle konuşmak isterim. Eyvallah. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Kanalımızı ve Facebook sayfamızı takip etmeyi unutmuyorsunuz.